Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, ele alacağım konu daha İslam'ın ilk birinci hicri yılında ortaya çıkan ve daha sonra 19. yüzyılda İngilizlerin Hint alt kıtasını işgaliyle yeniden gündeme gelen ve yaklaşık 3 asırdan beri İslam dünyasının düşünce ve tefekkür hayatında kalıcı izler bırakan oldukça önemli bir konu. Merak ettiğiniz bu konu Kur'an ile hadis arasındaki ilişkidir. Daha birinci asrın hemen ilk yarısında bir kısım kimselerin bize hadisleri aktarmayın, Kur'an bize yeter söylemiyle ortaya çıktıklarını ve İslam'ın sadece Kur'an'dan olduğunu iddia ettiklerini görüyoruz. Özellikle bu konu gündemde oluşunu o kadar uzun sürdürmüş ki İmam Şafii Rahimeullah ünlü eseri El-Ümün bir bölümünde hadislerin dini değerlerini göz ardı edenlerle uzun bir münazara yapar. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh Miftahul Cenne fi ihticacı bis sünne adlı küçük hacimli ama önemli eserinde erken dönem bu hadis ve sünneti reddedenlerin durumlarını ifade eden rivayetlere yer verir ve onları bir kitapçıkta toplar. Fakat geleneğimizde bu husus hiçbir ölçüde son birkaç asırda gündemi meşgul ettiği kadar etmemiştir. Elbette bunun çok farklı tarihi faktörlerinden söz edebiliriz. Fakat benim naçizane üzerinde duracağım husus, hadis-Kur'an ilişkisi bağlamında özellikle son 3 asır itibariyle İslam'ın yeniden ihya edilmesi, İslam düşüncesinin yeniden gözden geçirilmesi, gelenek üzerine düşünme, gelenek üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar ve İslam'ın modern dünyayla bir bakıma uzlaştırılması, entegre edilmesi, diğer bir ifadeyle İslam'ın modern çağa hangi mesajları verdiğini, ne söylediğini, ne söyleyebildiğini ortaya koymak bağlamında hadis ve Kur'an ilişkisi yeniden gündeme gelmiştir. Kimilerinin ulu orta bilir bilmez İslam Kur'an'dan ibarettir şeklinde bir argümanı seslendirmeleri, kimilerinde aynı ölçüde bilir bilmez önüne geleni hadis inkarcısı, sünnet inkarcısı diye yaftalayıp damgalaması, neredeyse akademik hayatımın tamamını bu uğurda harcadığım hadis-sünnet ilişkisi konusunda sizlerle bu sohbeti paylaşma ihtiyacını bende doğurdu. Çünkü hadisin Kur'an'la olan ilişkisi benim doktora tezimle başladığım bir serüvendir. Daha sonra İslami ilimlerde usul üzerine çalışan, usul üzerine düşünen bir akademisyen olarak hemen hemen 25 yılın üzerindeki tüm
araştırma ve incelemelerim de bu bağlamda gelişmiştir. Yazdığım makaleler, sunduğum tebliğler, neşrettiğim kitaplar da büyük ölçüde bu konuyla ilgilidir. Ve doktora dersi alan öğrencilerime de hadis-Kur'an ilişkisi diye bir ders okutuyorum aynı zamanda. Yıllardır verdiğim bir ders bu. Bu konu neden önemlidir? Çünkü sağlıklı bir İslam anlayışı, sahih bir İslam algısı bu konudaki sağlıklı perspektifle doğrudan ilgilidir. Şayet bir kimsenin bu konuda sağlıklı bir perspektifi yoksa, hem okuduklarından hem dinlediklerinden yine doğru ve sağlıklı sonuçlara ulaşması çok zordur. Başarabilirsem bir usulcü olarak size bu konunun usul ve metodoloji boyutunu arz etmeyi, bu konuyu metodolojik bağlamda nasıl ele aldığımızda ve düşündüğümüzde sağlıklı bir bakış açısına sahip olabileceğimizi sizlere arz etmeye çalışacağım. Kanaati naçizanem bu konunun üç önemli boyutu var. Birinci boyutu, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu ve risaletini tebliğ buyurduğu 610 ve 632 tarihleri arasındaki süreçtir. Birazdan tahtada bunları arz edeceğim. İkinci boyut, Hazreti Peygamber'in vefatıyla başlayan yaklaşık bir 4 asır süren süreçte konunun ele alınışı ve ortaya konuşu açısından bir dönemdir. Bir de bu konunun hadis-Kur'an ilişkisinin örnekler üzerinden ele alınarak, örneklerle ilişkilendirilerek, bu iki boyutun örnekler boyutunda bizi nereye getireceğini, nasıl bir sonuca ulaştıracağını sizlere arz etmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. O zaman müsaadenizle hemen vakit geçirmeden tahtamızı açalım ve sizlerle bu önemli konuyu konuşmaya başlayalım. Değerli izleyenler, içinde Allah Resulü'nün bulunduğu ve İslam'ı tebliğ buyurup anlattığı ve bizim asr-ı saadet olarak ifade ettiğimiz 610 ve 632 yıllarını çok iyi anlamadan, o çerçeveyi çok iyi kavramadan bu tür konuları sağlıklı bu tür konuların sağlıklı bir şekilde konuşulabilmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Evet, bu çerçeveyi çizelim. 610-632 yılları arasında bir çerçevemiz var. Bu çerçeve Hazreti Peygamber'in son din olan İslam'ı tebliğ ettiği, öğrettiği, uygulayarak gösterdiği süreçtir. Bu süreçte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe nesline
İslam dinini tebliğ ediyor. Ve bu İslam dini, değerli izleyenler, çok önemli üç tane unsurdan oluşmaktadır. Vahiy, biz buna Kur'an diyoruz. Allah Resulü'nün mübarek sözleri, henüz burada adı hadis değil, birazdan konuşacağız. Üçüncüsü de onun fiilleri. Henüz burada adı sünnet değil, fiilleri. Bu üç unsur birlikte İslam'dır. Asr-ı Saadet'te sahabe-i kiramın İslam diye öğrendiği şey bu üç unsurun birlikteliğinden oluşur. Birinci öncelikli olarak tespit edeceğimiz, metodolojik olarak dokunulmaz bir ilke olarak belirleyeceğimiz husus budur. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın İslam dini olarak sahabeye öğrettiği, gösterdiği, emanet ettiği din vahiyden, onun mübarek sözlerinden ve yine onun mübarek uygulamalarından oluşmaktadır. Bu üç unsur ne birbirlerinin alternatifidir, ne de birbirlerinden ayrılabilirler. Bu itibarla biz İslam dediğimizde bu üç unsurun birlikteliğini ve vahdetini anlıyoruz. Sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'in mübarek sözünü duyduğunda onun gereğini din olarak yerine getirdiği gibi onun yine din olarak örneklediği uygulamalarını ve fiillerini de taklit ederek İslam ve din olarak kabul etmekteydiler. Bir de bu Allah'tan bize bir mesajdır. Bunu Allah gönderdi buyurduğunda, ki o da onun mübarek dudaklarından dökülmektedir. Onu da vahiy ve Kur'an olarak kabul edip hem ezberledi hem de kaydederek onu muhafaza ettiler. Şimdi burada bu üç unsurun birlikteliğinde mutlaka göz önünde tutmamız gereken bazı temel ilkeleri buraya yazacağım. Bu temel ilkeler bizim için son derece önemlidir. Bu itibarla izninizle temel ilkeler diye bir başlık koymak istiyorum. Ve bu temel ilkeleri daha sonraki yapacağım konuşmamda ele alacağım konuların bu temel ilkeler ile uyumuna, bu temel ilkelere bağlı olarak ifadelendirilmesine hem ben dikkat edeceğim hem de sizin dikkat etmenizi istirham edeceğim. Birinci ilke şudur: Allah Resulü'nün şahsında tebellür eden, onun mübarek şahsında tezahür eden, vahiy de onun şahsında tezahür etti çünkü, vahiy, onun mübarek sözleri, fiilleri bu ilişki çerçevesinde, oklarla gösterdiğim ilişki çerçevesinde asla birbirleriyle çelişemez. Bir bütündür, çelişkiden masumdur. Yani birinci ilkemiz çelişmezlik ilkesidir. Tıpkı mantıktaki ilkeler gibi. Çünkü birazdan mantığa bağlayacağım bunu. Çelişmezlik ilkesi. Bu çelişmezlik ilkesinde üç tane önemli şıkkımız var. A. Vahiy kendi içinde çelişmezdir. Vahiy kendi içinde çelişmez. B. Resulullah'ın sözleri
sözleri çelişkiden uzaktır. C. Resulullah'ın fiilleri çelişkiden uzaktır. Ve bunların birbirleriyle olan mantıki sonuç, çelişmezlik sonucunda bunların birbirleriyle olan ilişkisi de çelişmezdir. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Vahiy kendi içinde çelişmezdir. Kimse Kur'an'da çelişki var diyemez. Çünkü Kur'an لَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا buyurarak Allah-u Teala bu Kur'an'da asla çelişki bulamazlar. Çünkü bu Kur'an Allah katından inmektedir. Eğer başkasından, başka bir yerden, Allah'tan maada başka bir yerden bu Kur'an gelmiş olsaydı onda çok çelişkiler bulurlardı buyuruyor. Bir, vahiy kendi içinde çelişemez. Vahyin tebliğcisi olan Hazreti Peygamber'in sözleri de kendi içinde çelişmez. Fiilleri de birbiriyle çelişmez. Aynı zamanda Resulullah'ın sözleri vahiyle çelişmez. Fiilleri sözüyle çelişmez. Bu ikisi yine vahiyle çelişmez. Çelişmezlik prensibi itibariyle bizim birinci öncelikli olarak belirleyeceğimiz temel ilkemiz Allah Resulü hayattayken ne ona indirilen vahide bir çelişki söz konusudur ne onun mübarek sözlerinin vahiyle bir çelişkisi söz konusudur ne de uygulamalarının. Keza bunların kendi içinde de tutarlılıkları vardır ve çelişkiden uzaktırlar. Şimdi bu çelişmezlik ilkesine bağlı olarak çok özür dilerim. Bu çelişmezlik ilkesine bağlı olarak ikinci bir ilkemiz var. Elçi tebliğ ettiği mesaja aykırı, muhalif, beyan ve eylemde bulunamaz. Bulunamaz. Bu çok temel bir ilke. Neden bulunamaz? Çünkü Allah-u Teala buna izin vermez. Allah buna izin vermez. Nereden biliyoruz? Çünkü Kur'an Hazreti Peygamber'in kimi davranışlarını, kimi sözlerini doğru bulmayarak eleştirmiş ve onları derhal düzeltmesini elçisinden istemiştir. Örneğin, hepimizce çok meşhur ve bilindik örnekleri vermek istiyorum. Konu aklımızda daha tebeyyün etsin, daha açık hale gelsin diye. İbni Ümmü Mektub'un ama sahabinin Hazreti Peygamber'den yararlanmaya çalışması, çabası karşısında Allah Resulü'nün onunla değil de Mekkeli müşriklerin önde gelenleriyle ilgilenmesini bir sure indirerek, özel bir sureyle eleştirmiş ve Allah Resulü bu eleştirinin sonunda İbni Ümmü Mektub'dan özür dileyerek onun gönlünü almıştır. Keza meşhur Yahudi Abdullah İbni Selül'ün ölümü üzerine onun cenazesine gitmek, kabrine gidip onun için af dilemek istediğinde inen ayetler onu bundan men etmiş ve bu şekilde davranmasını yasaklamıştır. Tebuk gazvesine gelmeyip özür beyan edenlere özürlerini kabul ettiği için eleştirmiş, neden onlara izin verdin buyurulmuş ve epeyce farklı örneklerini verebileceğimiz Kur'an'daki kimi uyarılarla
Hazreti Peygamber'in vahyin kontrolünde olduğunu, vahyin denetiminde olduğunun altını çizmiştir. O halde bu maddenin altına bunu da müsaadenizle yazmak istiyorum. Hazreti Peygamber sürekli vahyin denetimi altındadır. Evet. Meşhur ayeti kerimede eğer sen bize, bizim sana indirmediğimiz bir sözü isnat etsen de sanki sana indirmişiz gibi insanlara söylesen seni şah damarından yakalar ve sana öyle bir ceza verirdik ki hiçbir yardımcı bulamazdın. Buyurularak onun insanlara tebliğ buyurmak üzere mübarek dudaklarından dökülen her bir kelimenin ilahi kontrol altında tebliğ edildiğinin de bu Kur'ani delille tespitini yapabiliriz. Peki bütün bunlarla söylemeye çalıştığım husus nedir? Şudur. Bu kadar denetim ve kontrol altında olan bir elçinin tebliğ buyurduğu vahye muhayir, muhalif, onunla çelişen bir beyanda bulunması söz konusu olabilir mi? Mantıki olarak çelişmezlik ilkesi bağlamında bunu düşünebilir miyiz, iddia edebilir miyiz? Asla. Bu itibarla çok net olarak söyleyebilirim ki Allah Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca Kur'an'a muhalif asla bir söz söylemesine izin vermemiştir. Ve Hazreti Peygamber de bilerek ve kasten zaten böyle bir şey yapmamıştır. Ama sehven yaptığında bir insan olarak, sehven böyle bir şey yaptığında da inen ayetlerle uyarılmış, Resulullah da gereğini yapmıştır. Yapma denileni yapmamıştır, söyleme denileni de söylememiştir. O halde bu iki temel ilke bağlamında Allah Resulü'nün hayatında İslam dininin oluşmasını, kemale ermesini sağlayan bu üç unsurun vahyin, onun mübarek sözlerinin ve yine mübarek uygulamalarının, eylemlerinin birlikteliğini, vahdetini ve çelişmezliğini tespit edebiliriz. Şimdi bu tespit bizim bundan sonraki ele alacağımız konuları sağlıklı olarak algılamamız için son derece önemlidir. Bu son derece önemli konuyu mevzuun bu birinci metodolojik bölümünde temel ilkeler bağlamında, çelişmezlik ilkesi bağlamında ele aldıktan sonra müsaadenizle ikinci bölümüne şu şekilde geçiş yapmak istiyorum. Allah Resulü'nün hayatta olduğu döneminde onun mübarek sözleri, bakın sözler olarak yazdım da adına hadis demedim. Çünkü burada adı hadis değil daha. Onun mübarek eylemlerine fiilleri dedim de sünnet demedim. Çünkü burada sünnet değil daha. Adı sünnet değil. Hazreti Peygamber'in dini örnekliğidir. Allahu Teala'nın buyurduğu üsve-i hasenedir. Güzel örnektir. Onda size örneklerin en güzeli vardır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ahzab suresinde Cenab-ı Hak böyle buyuruyor ve güzel örnek diyor, sünnet demiyor. Bu çok önemli ve ilerideki inşallah konuşmalarımda bu sünnet konusuna ayrıca dikkatlerinizi çekmeye çalışacağım ve üzerinde duracağım. O halde
sohbetimizin ikinci bölümüne geçebiliriz. Resulullah vefat ettikten sonra bu birlikteliğe ne oldu? Bu çelişmezliğin başına neler geldi? Ne oldu da daha sonra şimdilerde başımızı ağrıtan, geçmişte de ruhları şad olsun, geçmiş ulemamızın başına dert olup başını ağrıtan problemler ortaya çıktı. Ne oldu? Şimdi müsaadenizle bu hususa geçebiliriz. Evet. Şimdi buna şöyle bir başlık koymama izin verirseniz. İkinci metodolojik süreç diye bir başlık koyuyorum. Ve bu birinci süreçte, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu süreçte ele aldığım hususları şimdi onun ikinci bölümünde yine metodolojik bir çerçevede ele almaya ve sizlere arz etmeye çalışacağım. Çok küçük olarak bu defa Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu kareyi yeniden çiziyorum ve içine vahiy, Kur'an, Hazreti Peygamber'in sözleri, Hazreti Peygamber'in eylemleri yazıyorum ve onun vefatından sonra ortaya çıkan asırları, ilk üç asrı özellikle, dördüncü asrı da ilave edebiliriz ama ilk üç asrı özellikle, her bir asır bu asırları az önce ilkelerini tespit etmeye çalıştığım Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemi sonraki dönemlere yansıması itibariyle ele almaya çalışacağım. Allah Resulü vefat eder etmez arkasından daha Hazreti Ebu Bekir'in halife olduğu dönemde, yani 1-2 yıl geçmişken vahiy Kur'an burada mushaf haline geldi. Hazreti Ömer döneminde ve Hazreti Osman döneminde gelişmeler takip ederek en nihayet mushaf haline geldi. Artık Hazreti Peygamber'in sözlerine hadis denmeye başladı yavaş yavaş. Onu birazdan açacağım. Onun mübarek sözleri hadis olmaya başladı. Onun mübarek eylemleri de sünnet olarak ifade edilmeye ve görülmeye başladı. Neden? Bu birinci asırda ne oldu da bu şekilde bir gelişmeye şahit olduk? Daha açık bir ifadeyle söylemem gerekirse değerli izleyenler, Allah Resulü'nün hayatında bir bütün halinde ve bir vahdet halinde bulunan bu üç unsur, birinci hicri asrın daha ilk yarısından itibaren nasıl birbirlerinden ayrılarak mushaf tefsirin, hadis, fıkhın, keza sünnet, fıkhın ve tabii her biri, bunların üçü de aynı şekilde hadis, sünnet, diğer İslami ilimlerin, yani onları da yazalım, kelamın konusu haline geldi. Ne oldu? Şimdi burada birinci yüzyılda, daha Hazreti Peygamber'in vefatının üzerinden 40 yıl geçmemişti ki, Hicri 37. yılda Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında çıkan ve İslam tarihini o günden bugüne yaralayan ve bir türlü kapanamayan, iyileşmeyen
ana temel yaramız. Sıffin Savaşı'ndan sonra kurulan hakem olayı ve hakem olayının beraberinde getirdiği Müslüman ümmetin fırkalaşması. Bu hususa özellikle dikkatlerinizi istirham ediyorum. Bütün mesele İslam geleneğinde naçizane vakıf olduğum ölçüde söylüyorum, fırkalaşmaya bağlıdır. Tüm Müslüman geleneğinde, tüm İslami ilimlerinde tarihi arka planı fırkalaşmadır. Hakem olayının hemen arkasından üç fırka ortaya çıktı. Hazreti Muaviye'nin temsil ettiği iktidar, bu bir fırkadır. Hazreti Ali'nin yanında yer alan ve daha sonra Şia olarak devam edecek olan grup bir fırkadır. Ve hem Hazreti Ali'ye hem de Hazreti Muaviye'ye muhalif olarak düşmanca davranan hariciler bir fırkadır. Bu üç fırkanın ortaya çıkışı daha sonra hadis-Kur'an ilişkisi bağlamında ele alacağımız tüm problemlerin ortaya çıkışının da ana nedenidir. Peki neden? Neden bu fırkaların ortaya çıkışı sözünü ettiğim tüm problemlerin nedenidir? Çünkü değerli izleyenler, fırkalaşma dediğimizde bu fırkalaşmanın iki zorunlu sonucu söz konusudur. Her bir fırka kendisini ehli hak olarak görecek, diğerini de ehli dalalet olarak görecek. Bu doğal bir şeydir. Yani şu üç fırka o gün ortaya çıkan daha Hicri 40'a gelmedi. Ortaya çıkan bu üç fırka üzerinden bunu uygulayalım. İktidar diyor ki ben ehli hakım, sizler ehli dalaletsiniz diyor buna. Hazreti Ali ve tarafları daha sonra Şia'ya dönüşecek. O da diyor ki hayır, biz ehli hakız, siz ehli dalaletsiniz geri kalanlara. Hariciler de diyor ki hayır efendim, asıl ehli hak biziz, ehli dalalet olan sizlersiniz diyor. Kimse ben ehli dalalet fırkayım demeyecek. Doğal olarak herkes kendisini ehli hak olarak ve diğerlerini, yani ötekileri de ehli dalalet olarak tespit etmekte ve damgalamaktadır. Peki bu durum ele aldığım konu itibariyle nasıl bir sonuca neden olmaktadır? Değerli izleyenler, ehli hakım deyince ehli hak olunmuyor. Delilim nedir? Delilim nedir? Hangi delile dayanarak kendini ehli hak, muhalifi de ehli dalalet görüyorsun? Delilin ne? İşte ben sınıfta öğrencilerime de bunları anlatırken ısrarla bu hususu çok iyi dikkatlice görmelerini ve öğrenmelerini istiyorum. İlk defa Müslümanların arasındaki bu Müslümanların önemli bir kısmı sahabe. Yani şurada yaşamış, Resulullah'ın tedrisinden geçmiş insanlar, sahabe çoğu. Ve tabi'in nesliyle birlikte tabii ki. Ehli hak, ben ehli hakım diyorsun. Peki delilin nedir? İlk defa Müslüman gelenekte
bu soru soruldu. Delilin ne? Bu delilin ne olduğu sorusu beraberinde ilk defa Kur'an o gün Musaf oldu. Musaf. En baş delil olarak Kur'an tabii ki delilim benim. Benim ehli hak olduğumu Kur'an, işte şu ayet, şu ayet, şu sure delil. İki, Hazreti Peygamber'in mübarek sözleri. Sözleri. Üç, Hazreti Peygamber'in uygulamaları. Yani sünnet denecek birazdan. Bunlara baktılar. Delilimiz bunlardır dediler. Şimdi bu delil gördüğünüz üzere Asr-ı Saadet'te Hazreti Peygamber'in şahsında bir bütün olarak duran vahiy, onun mübarek sözleri ve eylemleri artık ayrışmış, parçalanmış, birbirlerine düşman haline gelmiş fırkaların her birinin kendisini ehli hak olarak tespit etmesini, muhaliflerinin de ehli batıl olduğunu kanıtlamayı sağlayacak delillere dönüşmüştür. Ve böylece ben ehli hakım diye ehli hak olduğunu bu delillerle gösterdiği gibi aynı delillerle karşıdakinin ehli dalalet olduğunu şöyle şöyle şunlarla şu ayetler şu peygamberin mübarek sözüyle onun şu uygulaması çerçevesinde siz sapkınsınız demişlerdir. Yine ehli dalalet olanlar da aynı şekilde ehli dalalet olmakla suçlananlar da aynı şekilde Kur'an, Hazreti Peygamber'in sözleri ve Hazreti Peygamber'in ameli, eylemleriyle hayır efendim biz ehli hakkız siz değilsiniz savunmasını ve müdafasını yapmışlardır. Şimdi burada çok önemli bir şey ortaya çıktı. O kadar önemli ki bütün problemlerimizin neredeyse çözümünü mümkün kılacak mantık da tam burada yatıyor değerli izleyenler. O da şudur. Hem ehli hakkım diye hem de batıl olduğu söylenen taraflar aynı kaynaklara başvuruyor. Aynı kaynaklar. Aynı referansları kullanıyor. Aynı kaynaklar, aynı referanslar üzerinden kendilerini haklı muhaliflerinin batıl olduğunu söylüyor. Ve aynı kaynak birbirine düşman grupların hem haklılığını hem de haksızlığını gösteriyorsa burada Müslüman gelenekte ve İslam ilimler geleneğinde ilk defa bir şey ortaya çıkacak demektir. Bir şey doğuyor, bir şey ortaya çıkıyor. İşte bu doğan, bu ortaya çıkan şey Kur'an'ın tevili. Çünkü aynı Kur'an herkese haklı diye nasıl diyebilir? Aynı ayet herkese nasıl haklı diyebilir? Teville, yorumla. İşte ilk defa erken dönemde, tabi'in döneminde tefsirin ana probleminin tevil olmasının arkasındaki tarihi arka plan budur. Şia da ben haklıyım diyor. Aynı Kur'an'a başvuruyor. Aynı ayete başvuruyor.
İktidar da ben haklıyım diye. Aynı Kur'an'a, aynı ayete başvuruyor. Hariciler de. Kur'an tevil edildi. İki, hadisler uyduruldu. Yani hadis demeyelim yine daha. Henüz hadis demeyelim. Hazreti Peygamber'e isnat edilen sözler uyduruldu. Evet. Kaynaklarımızda daha çok haricilere isnat edilerek nakledilen bir söz vardır. Diyor ki biz kendi aramızda konuşurduk. Bizim fırkamızı, grubumuzu güçlendirecek bir argüman, bir düşünce, bir fikir aklımıza geldiğinde onu hemen hadise dönüştürürdük diyor. İza istahsennar ra'ye cealnahu hadisen. Eğer biz bir görüşü, bir düşünceyi beğenirsek hemen onu Resulullah'a isnat edip hadise dönüştürürdük diyor. Bu daha işte birinci asrın ilk yarısı. Hazreti Peygamber'in istismar edildiği hususu. Şimdi burada çok önemli bir husus için başa döneceğim, yeniden buraya geleceğim. Şu birinci karenin içinde, bu birinci karenin içinde Hazreti Peygamber'in sözlerine yalan karışabilir mi? Hayır. Çünkü Allah Resulü hayatta karışsa bile düzelebilir. Eylemleri saptırılabilir mi? Hayır, düzelebilir. Düzeltilebilir. Ama o vefat etmişse bir sözün ona ait olup olmadığını tayin edebilmek ve tespit edebilmek için başvuracağımız Hazreti Peygamber hayatta yoksa ne olacak? İşte bu 610 ve 632 yıllarında söz konusu olmayan bir problem, Allah Resulü'nün sözlerine delil olarak ihtiyaç ortaya çıktığında, delil olarak ihtiyaç ortaya çıktığında hadisler, sözler uydurulmaya başlandı. Çok özür dilerim. Hadisler, sözler uydurulmaya başlandı. Peki, her fırka bundan hiçbiri istisna edilemez. Kaynaklarımızdaki bilgiler bize bu sonucu çıkarmayı mümkün kılmaktadır. Hiçbir fırka hadis uydurmaktan masum değil. Maalesef. Değişen oranlarda yüzdelik miktarları farklı olmak koşuluyla her fırka hadis uydurmuştur. Şimdi burada önemli bir husus çıkıyor. Eğer her fırka hadis uydurmuşsa, her fırka hadis uydurunca bunun en doğal sonucu çelişkili rivayetler ortaya çıkacak demektir. Çelişkili hadisler. Çünkü her fırka kendisini destekleyeceğine göre çelişkili hadisler ortaya çıkacak demektir. Bu çelişkili rivayetler birinci öncelikli olarak
kendi içinde çelişki oluşturacağı gibi kendi içinde çelişkiler oluşturabileceği gibi aynı zamanda Kur'an ile de zorunlu olarak çelişecektir. Ve gördüğünüz üzere Allah Resulü'nün hayatında bir bütün olarak çelişmezlik ilkesiyle ortaya koymaya çalıştığım o vahdet bozuldu ve uydurulan sözler sonucunda Müslüman gelenekte ve İslam ilimler geleneğinde ilk defa adı hadis olarak kayıtlara geçen sözler ile Kur'an arasında çelişki ortaya çıktı. Yine kendilerini destekleme amacıyla yorumlamaya başvurdukları ayetlerin tevil edilip yorumlanmasıyla da mushaf içinde, evet, ayetlerin yorumu ile de mushaf içinde çelişkiler ortaya çıktı. Evet. Tespit etmeye çalıştığımız çelişmezlik ilkesinin nasıl da daha erken dönemde bu fırkalaşma bağlamında ehli hak ve ehli batıl olma töhmeti ve ithamları çerçevesinde ortaya çıktığını ve bunun başımıza ne tür büyük problemler ve sorunlar açtığını işte bu bağlamda düşünmeliyiz, bu bağlamda görmeliyiz, bu bağlamda değerlendirmeliyiz. Bugün de güncel olarak birazdan üzerinde duracağım. Kur'an bize yeter diyenlerin, hayır efendim yetmez diyenlerin ve birbirlerini dalaletle suçlayanların sosyal medyada Müslüman dünyanın hemen her yerinde, sadece Türkiye'de değil, neden bir türlü Müslümanların birbirlerini dalaletle, küfürle, kafir olmakla, sapık olmakla itham etmek girdabından kurtulamadıklarının ana nedeni işte bu tarihi süreçtir. Bu süreç ki Müslüman aklı, Müslüman zihni, kutsal kaynaklarımızı kendinin lehine, muhaliflerinin de aleyhine olacak şekilde yorumlama yolunu bize açmıştır. Bu itibarla, müsaadenizle biraz yukarıya çıkmak istiyorum. Daha Hicri 1. asırda, şurada, Hicri 1. asırda ortaya çıkan bu fırkalaşmanın kendilerinin ehli hak olduğunu ispat etmek için bir delile ihtiyaç duymalarının sonucunda Resulullah'ın mübarek sözleri delil olduğunda adı hadis olmuştur. İşte bunu buraya müsaadenizle tespit ederek yazmak istiyorum. Delil olduğunda
delil olduğunda. Hazreti Peygamber'in eylemi delil olduğunda hadis ve sünnet olmuştur adı. Adı sünnet olmuştur. Bunları inşallah ileride hadis ve sünnet konularını ayrı başlıklar halinde ele aldım. Sohbetlerde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çok özür dilerim. Bir şarj tuttum. Evet. Bunları da kayıtlarımızın hatıraları olarak kalmasını düşünüyorum. Yoksa görüntüyü ya da kaydı durdurarak da yapabilirdim. Daha otantik olsun istediğim için. Değerli izleyenler, hadis, Kur'an ve sünnet arasındaki çelişkilerin, karşıtlıkların nasıl suni olarak ortaya çıktığını gösteren bu izahtan sonra şimdi de kısaca müsaadenizle bütün bunların sonucunda yine metodolojik olarak nasıl bir sonuçtan söz edebiliriz? Bu iki metodolojik süreci nasıl değerlendirmemiz mümkün olur, olmalıdır? Bunların üzerinde müsaadenizle durmak istiyorum. Sonuç olarak ortaya çıkan tarihi tablo, bu üçüncü metodolojik kalemimin pili zayıflamış, onu uyarıyor. Süreç. Karşımıza ciddi problemler ortaya çıkardı, koydu. Bunları çözümlememiz için bu iki süreci çok doğru ve sağlıklı değerlendirmemiz lazım. Birinci süreçteki o belirlediğimiz çelişmezlik ilkelerinden sonra ikinci süreçte ortaya çıkan tarihi arka plan bize şöyle bir sonuç çıkarmayı mümkün kıldı. Bir. Kur'an artık mushaf olarak okunup tevil edildi. Tevil edildi. Ve tevil bir yorum olduğundan hangi tevilin isabetli, hangi tevilin isabetsiz? Diğer bir ifadeyle bu tevil ve yorumun hangisi hakka isabet ediyor? Hangisi hata ediyor? Bunun belirlenmesi tefsir üzerine gelişen tüm problemlerin ana kaynağıdır. İki, Hazreti Peygamber'in sözleri
arasına yalan karışınca hangisi sahih, hangisi uydurma tespit sorunu ortaya çıktı. Evet. Tespit sorunu ortaya çıktı. Ve değerli izleyenler, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemde hiçbir problemi ve sorunu olmayan onun mübarek sözleri maalesef aralarına katılan uydurma ve yalanlar nedeniyle neredeyse tamamı töhmet altında kaldı ve öyle bir puslu hava oluştu ki hangisinin Hazreti Peygamber'e ait olduğunu belirlemek başlı başına bir ilim dalının, hadis alanının tahakkukunu sonuç verdi. Ve artık bundan itibaren bu yazacağım kavramsal ifadeye dikkatinizi istirham ediyorum. Artık bu rivayettir, hadis değil. Onun için müsaadenizle rivayet ile hadis arasındaki farka değinmem gerekiyor. Rivayet ile hadis arasındaki farkı görmeden, rivayet ile hadis arasındaki farkı netleştirmeden bu konunun devamını konuşmamız mümkün değildir. Bu itibarla müsaadenizle yeni bir sayfa açmak istiyorum. Bu sayfayı kaydedeyim. Evet. Buradan devam etmemiz gerekecek. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki o süreci bir kere daha müsaadenizle resmetmem gerekiyor. 610 ve 632 yılları arasında Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu bu süreçte o mübarek sözlerini kimlere söylüyor? Sahabeye. Sahabe nesli onun mübarek sözlerini yine onun mübarek dudaklarından döküldüğü anda duyma, işitme gibi çok önemli bir imtiyaza, ayrıcalığa sahipler. Şöyle ABC olarak bazı sahabeleri ifade edelim. Bunlar sahabe-i kiramlar. Değerli izleyenler, A sahabisi Hazreti Peygamber'den doğrudan onun mübarek sözlerini işitti. Şimdi biz buna mutlak hadis diyoruz. Daha doğrusu ben böyle kavramsallaştırıyorum mutlak hadis diye. Bu mutlak hadis %100 doğru olan ve Allah Resulü'ne aidiyetinde asla kuşku olmayan onun mübarek sözleridir. Fakat
sizlerin de çok iyi bileceği gibi Hazreti Ömer'in komşusuyla anlaşarak kendi gündelik ve dünyevi işlerini de yürütebilmeleri için nöbetleşe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalıp o gün boyu duyduklarını akşam birbirlerine aktarmaları meselesinde olduğu gibi. Diyelim ki A sahabisi Hazreti Ömer olsun, bunu komşusu C sahabisine akşam aktardı. Akşam aktardığında ne diyecek Hazreti Ömer? Diyecek ki, Kale Resulullah. Evet. Kale Resulullah. Resulullah bugün şöyle buyurdu diye ona nakledecek. Kim naklediyor? Hazreti Ömer. Bu da Hazreti Ömer olsun. Şimdi işte Hazreti Ömer'in, değerli izleyenler, komşusuna aktardığı tırnak içindeki bu söz, Hazreti Peygamber'e ait söz, bunun adı artık rivayettir. Bakın daha Hazreti Peygamber hayatta. Ve buna mutlak rivayet diyorum ben. Rivayettir artık. Çünkü komşusu Resulullah'tan duymuyor, Hazreti Ömer'den duyuyor. Peki kim birebir duyduklarını bir kelime dahi değiştirmeksizin bir cihaz gibi kaydederek nakledebilir? Hiç kimse. Dolayısıyla Hazreti Ömer akşam komşusuna Hazreti Peygamber'den dinlediklerinden aklında kalanları, çoğunu da kendi ifadeleri, kelimeleri ve cümleleriyle aktarır ve rivayet dediğimizde bir şey rivayet olduğunda, değerli izleyenler, şey rivayet olduğunda aktarılan anlamdır. Biz buna mana ile rivayet diyoruz. Mana ile rivayet. Yani ancak anlam aktarılabilir. Elbette bazı sözler de tabii ki kelimeler, cümleler de korunur ama ağırlıklı olarak mana ile aktarılır. Böyle olduğunda, bir söz rivayet olduğunda, rivayet olmanın doğal sonucu, zorunlu sonucu, mantıki sonucu aidiyet sorunudur. Yani bu aktarılan, isnat edilen kişiye ne ölçüde aittir, ne kadar aittir, ne kadarı onun sözüdür problemi ortaya çıkar. Ve bu Allah Resulü hayattayken bile söz konusudur. Ama o dönemin avantajı şu ki herhangi bir sözün ona aidiyetinde bir problem ortaya çıktığında bunu tasih etme imkanı vardır. Çünkü Resulullah sözün sahibi hayattadır. Ya daha sonraki süreçte, az önce konuştuğum süreçte, onun mübarek sözlerine birçok uydurmaların karıştığı süreçte ne olacak? İşte şimdi bu bağlamda, bu çerçevede oraya değinmek istiyorum. Dedik ki Hazreti Peygamber'in daha vefatından bir asır, birinci asır geçmemişti ki hadisler uydurulmaya başladı. Hadisler uyduruldu. Hadisler uyduruldu. Hadisler uyduruldu demenin sonucu elimizde birikmiş rivayetler var. Bunların hepsi rivayetler. Artık Hazreti Peygamber hayatta yok. Aktarılan söze rivayet dendiğini anladık. Şimdi dikkat buyurun. Hadis ve rivayet farkı dedik ya. Hadis sadece şu. Bu hadistir.
Hazreti Ömer'in komşusuna aktardığının adı da rivayettir. Daha sonra sahabenin tabiine, tabiinin tebe-i tabiine, nesilden nesile aktardıklarının adı da yine rivayettir. Öyleyse toplanan şu çarkıların her birerlerini rivayet olarak değerlendirelim. Şu söyleyeceğim ifadeye lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Bunların hepsi rivayettir demenin anlamı şudur. Şu X rivayeti, bu X rivayeti potansiyel olarak Hazreti Peygamber'e ait olabilir ihtimali taşır. Rivayet olmanın doğası budur. Yani bu rivayet Hazreti Peygamber'e ait de olabilir, olmaya da bilir. Peki, bu kararı kim verdi? Evet, bu kararı kim verecek? Kim bu rivayet Resulullah'a aittir? Kim hayır değildir diyecek? İşte burada devreye muhaddis giriyor, fakih giriyor ya da alim devreye giriyor. İslami ilimlerde Kur'an'a, Hazreti Peygamber'in sünnetine vakıf olan insan devreye giriyor. Peki bir muhaddis, bir fakih, bir alim, bir mütekellim bu rivayetlerden herhangi birisine, bunlardan herhangi birisine buna hadistir dediğinde, bak adına hadis yazıyorum, hadistir dediğinde bu diyen muhaddisimiz de Buhari olsun. 3. asra geldik ama olsun, konu anlaşılsın diye arz ediyorum. Buhari olsun. Buna hadistir dediğinde İmam Buhari rahimehullah, değerli izleyenler, bunu içtihat, zann-ı galip ile söyler. Yani daha sonraki sohbetlerimizde ve benim hadis usulü derslerimde bunu daha geniş arz ediyorum. İhtiyaç duyanı oradan izleyebilir. Araştırıyor, inceliyor. Bu rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olabileceğine karar veriyor. Karar veriyor. Ve karar verdiğinde bunu kitabına alarak bir kitap yazıyor, eser yazıyor. Bu rivayeti bu eserde naklediyor bize. İşte Buhari'nin içtihad ederek, zannı galibiyle, onun Hazreti Peygamber'e ait olabileceğine ilişkin geliştirdiği ölçüleri, kriterleri kullanarak bu hadistir, bu peygambere aittir diye karar verdiği ve kitabında nakletmiş olduğu bu hadisin adına içtihaden hadis diyorum. İçtihaden hadis. Yani Buhari'nin rahimehullah'ın içtihadına göre bu rivayet artık hadistir. Peki bu rivayeti Müslim incelemiş, kitabına almamış. Müslim diyor ki hayır, bu hadis değildir diyor. Benim ölçüme göre bu peygambere ait olamaz diyor. Ebu Davud incelemiş, demiş ki doğru, ben de bunun hadis olduğunu kabul ediyorum demiş ve bunu kitabına almış. İmam Müslim almıyor. Bu muhaddislerimizin sayısını çoğaltabiliriz. Her biri aynı rivayet üzerinde araştırma yapıyor. İçtihadıyla bu rivayet Resulullah'a ait olabilir,
de diyebiliyor, olamaz da diyebiliyor. Olabilir diyorsa onu kitabına alıp naklediyor. Buna içtihaden hadis diyoruz. Değilse almıyor, reddediyor. Ben bunun hadis olduğunu kabul etmiyorum diyor. Şimdi lütfen dikkat buyurunuz. Bu üçüncü metodolojik ilkelerde çok önemli bir ilkeyi yazacağım ve altını çizeceğim. Peki Buhari, Müslim, Ebu Davud, diğer büyük muhaddisler, öncekileri ve daha sonrakileri. Sen nasıl bu rivayeti sahih kabul etmiyor, kitabını almıyorsun diye birbirlerini hadis inkarcısı olarak suçluyor mu? Hayır. Neden? Çünkü rivayetlerin hadis olarak Hazreti Peygamber'e ait oluşu içtihadidir ve içtihadi olduğu için de görecelidir. Müçtehitten müçtehide değişir. O halde dikkat buyurunuz. Son derece önemli olduğu için hemen yukarıya gelmek istiyorum. Şurada A şahsının Hazreti Peygamber'den bizzat duymuş olduğu hadisi reddetse A şahsı, Resulullah böyle buyuruyor ama ben bunu kabul etmiyorum dese sünne haşa. İşte bu A şahsı hadis inkarcısı olur ve zaten mümin olmaz. Resulullah'ın sözünü reddeden kişi zaten nasıl ona peygamber olarak inansın, mümin olsun? Ama daha sonra bu hadisler rivayete dönüştüğünde bir kişi, ben bu rivayetin Resulullah'a ait olduğunu kabul etmiyorum dediğinde o hadis inkarcısı falan olmaz. Olur olmaz konuşanlar biraz aklını başına alsınlar. Ne dediklerini bilsinler. Ne güzel söylüyor, ruhu şad olsun Ebu Hanife rahimehullah. Sen niye hadislerle amel etmiyorsun diyenlere? O nasıl söz? Ben nasıl hadisle amel etmem? Hadis bakın şu. Şu %100 hadis, şu. Bir mümin bir hadis karşısında ancak aler ra'si vel ayn, başım gözüm üstüne diyerek gereğini yerine getirir. Ben nasıl amel etmem? Ben rivayetle amel etmiyorum diyor. Rivayetin Resulullah'a ait oluşunu reddediyorum. Dolayısıyla benim amel etmediğim şey hadis değil, rivayettir. Şimdi hadis ve rivayet arasındaki farkın ne derece önemli olduğunu biraz daha sanıyorum net olarak gördük. O halde temel ilkemizi yeniden yazalım. Yeniden değil, pardon, altını çizerek yazalım. Temel ilke. İlke. Bir rivayetin Resulullah'a ait olmadığını söyleyerek reddetmek hadis inkarcılığı değildir. Hadis inkarcılığı değildir. Peki, hadis, sünnet inkarcılığı o zaman nedir? Hocam, derseniz şayet bunun bir tanımını yapalım ve doğru tanımını yapalım ki onun üzerinden konuşmaya devam edelim. Değerli izleyenler, hadis sünnet inkarcılığı hadis ve sünnetin dini
değerini kaynaklığını reddetmektir. Evet. Yani bir kimse derse ki erken dönemde Kur'aniyyun'un yine erken temsilcilerinde gördüğümüz gibi bir kimse derse ki ben Kur'an'dan başka İslam dininde delil kabul etmiyorum. Bu kişi hem hadisin hem sünnetin inkarcısıdır. Doğru. Hadisin ve sünnetin dini otoritesini, dini kaynaklık değerini reddetmek hadis ve sünnet inkarcılığıdır. Ancak altını çizerek ve üstüne basa basa söylüyorum. Herhangi bir rivayeti kendisince gerekçelendirerek onun Hazreti Peygamber'e ait olmadığını söyleyerek o rivayeti reddetmek asla hadis inkarcılığı falan değildir. Çünkü içine binlerce yalan sözlerin karıştığı Hazreti Peygamber'e ait sözlerin bulandırıldığı, karıştırıldığı, hangisinin ona ait olduğunun belirsiz hale geldiği bir durumda her önüne gelen rivayete hadis diye sahip çıkmak ve sarılmak ne kadar tehlikeli ve yanlışsa aynı ölçüde her önüne gelen rivayeti reddetmek de o kadar tehlikelidir. O halde demek ki bu konuda bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olduğu gerekçesiyle hadis olarak kabul etmek de aksine onu reddetmek de bir uzmanlık gerektirir. Bir yetkinlik gerektirir. Her önüne gelen kimsenin bu rivayet sahihtir, Hazreti Peygamber'e aittir demesi kabul edilemeyeceği gibi yine uzman olmayan, konunun ehli olmayan, bu anlamda bir liyakat ve yeterliliği olmayan kimsenin bu rivayet Hazreti Peygamber'e ait değildir, ben reddediyorum demesi de sağlıklı ve kabul edilir değildir. İşte tam da burada bu üçüncü metodolojik ilkeleri tespit ettiğimiz yerde şöyle bir hususu daha belirlememiz ve altını çizmemiz gerekiyor değerli izleyenler. Çok vaktinizi aldığımı biliyorum. Toparlayacağım. Sonra bunun ikinci bir videosunu inşallah çekeceğim. Demek ki daha Hicri 1. asırdan itibaren günümüze kadar yaklaşık 14 asırdır temel şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Temel problem. A. Kur'an'ın tevili bizim karşımıza hangi anlam doğrudur sorununu çıkardı. Sorusunu çıkardı. B. Rivayetler de hangi rivayet sahihtir hangisi değildir problemini karşımıza koydu. Bütün Müslüman geleneğin, Müslüman ulemanın
aklını, zihnini kullandığı, kütüphanelerimizi dolduran o sayılamayacak derecede çok eserlerin, telifinin ana sahiki bu iki problemdir. İşte burada yine temel bir ilke olarak bu temel sorular bağlamında belirlememiz gerekiyor ki İslam bir din olarak Kur'an artı hadis artı sünnet, Hazreti Peygamber'in uygulaması, bunun birlikteliğidir. Ancak tam da burada özellikle bu hadisler bağlamında ortaya çıkan sıhhat sorunu çözülmeyi bekleyen en acil sorun olarak karşımızda durmaktadır. İşte tam da burada naçizane benim sizlere arz etmeye çalıştığım sohbetimin başındaki o çelişmezlik ilkesi, Hazreti Peygamber'in daha hayatta olduğunda vahiy, onun mübarek sözleri ve eylemleri arasındaki tutarlılık ve çelişmezlik meselesi tam da burada bizim hadis-Kur'an ilişkisinde belirleyeceğimiz çok temel ilkelerden birisini daha belirlemeye ve onun üzerinden konuyu devam ettirmeye bize imkan sunmaktadır. Peki nedir bu? Değerli izleyenler, Kur'an'ı kendi bütünlüğü içinde anlamak, benim Kur'an hermeneutiği sohbetlerimi bu bağlamda izleyebilirsiniz. Kendi bütünlüğü içinde anlamak, bize tevilden kaynaklı problemi aşmamızı sağlar. Ben buna inanıyorum. Ve Kur'an hermeneutiği olarak arz etmeye çalıştığım sohbetlerimde de bunu dile getirmeye ve örneklemeye çalışıyorum. Ben Musaf'ın, Kur'an'ın kendi içinde mükemmel ve muhteşem bir bütünlüğünün olduğuna inanıyorum. Bu bütünlüğü izninizle şöyle resmetmek istiyorum. Elimizdeki bu Musaf ve bu Musaf'ta A suresi, B suresi ve altında ayetler. Eğer biz Müslüman ulema, tabi bu ulemanın işi olduğu için böyle söylüyorum, Müslüman ulema en başta arz etmiş olduğum Kur'an'ın çelişmezliği, kendi içinde bütünlüğü, çelişmezliği, bütünlüğü ilkesini dikkate alırsa, her bir ayeti sure bütünlüğü, her bir sureyi Kur'an bütünlüğü içinde anlarsa, Kur'an kendi parçalarının doğru anlamını, bütünlüğü ile sağlar. Yani Kur'an kendi kendini test eder. Kendi kendinin ölçüsü ve mizanıdır.
Kur'an bu anlamıyla. Doğru anlaşılabilecek, zaten doğru zamanında anlaşılmış Hazreti Peygamber zamanında bir kitaptır. Ve doğru anlamının kıstası, ölçüsü, mizanı yine kendisidir. Kur'an'ı bu şekilde kendi bütünlüğü içinde doğru anladığımızda, Kur'an'ı doğru anladığımızda değerli izleyenler, son ölçümüzde yazalım. Bu sakramızın da sonuna gelmişiz. Orada kalacağım. Doğru anladığımızda Kur'an rivayetlerin sahih olanını belirlemede en temel ölçüdür. En temel ölçüdür. Evet. İşte gelmek istediğim yer burasıydı. Kur'an kendi bütünlüğü içinde kendi kendisini test eden, kendi kendisinin doğruluğunu sağlayan asıl kaynak olarak bu bir şekilde çelişkisiz anlaşıldığı anda önümüzde duran rivayetlerin hangilerinin Hazreti Peygamber'e ait olabileceği, hangilerinin de olamayacağına ilişkin bir seçki yapmada, tasih işleminde kesinlikle Kur'an en temel ölçü olur. Ve böylece de biz rivayetleri Kur'an'ın ışığı altında, Kur'an'ın hakemliği doğrultusunda tasih edebiliriz. Onların Hazreti Peygamber'e ait olanıyla olmayanlarını ayırt etme imkanımız olur. Peki hocam, erken dönem ulema ve muhaddisler niye böyle yapmamışlar? Sen ne güzel söyledin, anlattın. Böyle kolaysa niye onlar böyle yapmamışlar? Güzel bir soru, değil mi? Çok önemli bir soru. İşte bunun için burada kalacağım ve bu önemli sorunun cevabını merak edenler için ikinci konuşmamı inşallah yapacağım. Bu biraz reklam gibi oldu ama aslında öyle değil. Hem ben yoruldum hem de sizin yorulduğunuzu çok iyi biliyorum. Bundan sonrası da en az bu kadar bir konuşmayı gerektiren bir konu olduğu için onu ikinci videomuzda inşallah sizlerle paylaşacağım. Evet, kaldığımız soruyu bir kere daha tekrar edelim. Erken dönem ulema ilk 4 asırda ulumu İslamiye'nin mucitleri ve ilk temsilcileri bu söylediğim ne kadar yapmışlar ya da yapmamışlar? Yapanlar nasıl yapmışlar, yapmayanlar neden yapmamışlar sorusunun cevabını yine Kur'an-hadis ilişkisi üzerinden arz etmeye çalışacağım efendim. Fakat çok önemli olduğundan dolayı bir kere daha altını çizmek istiyorum. Güncelliği ve hayati önemi nedeniyle. Demek ki hadis, Kur'an, hadis, sünnet inkarcılığı ancak hadis ve sünnetin dindeki otoritesini, dindeki kaynaklık değerini reddetmektir. Yoksa herhangi bir rivayeti reddetmek hadis ve sünnet inkarcılığı değildir. Bu konuda konuşanların bu ehemmiyetli hususu dikkate almaları gerekir diye düşünüyor. Hepinize son derece hürmetlerimi,
ve saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum efendim.